Seçme Doğru programının yeni bir bölümünden merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Seçme Doğru programında Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi parlamento seçimlerinde Irak Türkmen Cephesi listesinin 149 numaralı listesinin adaylarıyla birlikte görüşmelerimize devam ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte stüdyoda konuğumuz aday numarası 10 olan Şahin Velid Haydar bulunuyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Efendim Şahin Velid Haydar kimdir? Bir aday olarak kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ilk önceden çok çok memnunum sizlere. Çünkü bir fırsatı verdiniz bize. Özümüzü, milletimize tanıtak. Ben Şahin Velid Haydar. 1976 Erbil doğumluyum. Türkmen zevasından çalışan bir insanım. Evet. Bir 30 yıl bir emacım var millete hizmet etmekte. Doğru. Özümden çok çok gurur duydum ki insanlarımızı Kürdistan parlamentosunda temsil etmekte. Projelerimiz güzel bir projelerdi. İnsanlarımıza hizmet etmek için bulunuruz. Evet. İnşallah kazanırız. Milletimize çok çok güveniriz. Gelecekler de bir bakacak ne olacak. Peki Şahin Bey, özgeçmişinizden bize biraz bahseder misiniz? Tabii. Ben 1992'den beri o zamanlar Milli Partisi var idi. Muzaffer Arslan abimiz. Oradan yola çıktık. Evet. Efendime diyeyim, Çöşetli 1993'ten de beri Erbil bürolarında, Milli Partisi'ndeydik. Evet. O kıt, bilmiyorum acı kalıpsa Allah ömür uzun etsin, bizim Münazır abi var idi, Münazır Sabizat'ı. Evet. İşte onlardan yola çıktık Milli Parti'de. Ondan sonra 1995'te cephe teşkil oldu. Teşkilatına geçtik. İlk o vakit Cenzeler Birliği'nde başladık. Cenzeler Birliği'nin kuruluşunu şeref duyarak mesela birilerden olarım, oyam. Talaba Birliği'nin kuruluşunu kurduk, oradaydık. Ne güzel. Milli mücadelemizden orada her partilerle ilişkilere geçtik. Evet. Zebani insanları tanıttık, Türkmani insanları tanıttık. Bizim öz vazife, bizim üzerimize düşen Cenziler Birliği'nde çok güzel ilişkiler kurduk. Diğer partilerin Cenziler Birliği'leriyle insanlarımızı yetiştirdik, talebe birliklerimizi yetiştirdik. Sesimizi çok insanlara yetiştirdik. Çetürçman vardı, varlığı da var. O insanları cebhanın etrafında destekte bulundular ve cebhan da ilk temsilci olarak tanıttırdık insanlara. Zaten cephanın kuruluşu da partilerden kurdurlandı. Evet. O zamanlar cepheden ta ki indiye kadar bizim bağlımız var, bağlantımız var. Erbil'den sürüşledik bu mücadeleni ta ki 2003'e kadar. 2003'te Irak projesinde, yenice Irak projesinde yine bir yer aldık. Başkanlık çerçeve taşırıldı. Erbil kolu olarak Erbil'de gene mücadelemize devam ettik. Gene insanlarımızın yanında bulunduk. Evet. Ta ki indiye kadar bu güne kadar varık inşallah. Ne güzel. Yarın gene seçim var belki ama gelecek hükümetlerde de inşallah cephanın basması var. Cephanın yerisi var. Çünkü bizim Kürdistan parlamentosunda bizim cephanın üyesi var imiş. Tabii. Adayı var imiş. Ondan sonra geçen hükümette de sağ olsun bizim Aydın Efendi hükümettedir. Yani iktidar hükümetindedir. Hükümette bakanlık aldık. Gene bir gelecek hükümette de cebhanın ağırlığı var. Çünkü affedersen cebha bugün ister istemez bir büyük bir rakamdı. Hem Kürdistan'da hem Irak'ta da. Evet. Türkmen olarak da her yerde varak. Kimse bizi inkar etmez. Hüviyamızı da silebilmez. Nüfusumu da silebilmez. Onun için varlığımız, kalılarımız şahitti, efendime diyeyim, minaramız, adlarımız, varlığımıza gerek buradan seslendirem, sahip çıkak. Doğru. Bizim cebheye destek olak. Çünkü zaten yani belli olan herkes bilir, Türkmen tek temsil eden bizim ertezadır. Doğru. Irak Türkmen cebhesidir. Irak Türkmen cebhesinin de varlığı her yere taşılıp. Ve onun için bizler Irak Türkmen zebası gerek gelecekte de, indi de ve gelecekte de, neyse geçmişin ki kimin, Irak Türkmen zebasının etrafında olduk ve destekledik, gerek böyle destekleyek. Çünkü bizim tek şansımız
ve kurtar olmağımız ve haklarımızı daha fazla elde etmemiz Irak-Türkmen zebhasının yoluyla indir. Ne güzel. Peki şimdi siz kendinizi aday gösterdiniz. Tabii ki de uzun bir yola çıkmak üzere. Elbette ki her kazananın projesi vardır. Kazanmak istediğinde şunu yaparım, bunu yaparım dediği projeleri vardır. Siz kazandığınız zaman projeleriniz neler olacak, neler yapmayı planlıyorsunuz? Erbil için başta, sonra Türkmenler için. Efendim, bizler Erbil'de çok... Bir ticari bir yerler açılıp, ticari bir imkanat var. Çok bir imkanat da var Erbil'de. Bütün Irak'tan mesela koyduğum edebilem Erbil'in güvenli olduğu Irak parçalarından Erbil bir yer sayılabilir. Evet. Onun için bizim bütün insanlar Erbil'e üzerinde ve Erbil'e üz döndürüpler. Erbil'de bizim gençler iş bulmurlar. Ve iş bulmadıkları zaman bizim cahillar bugün ömrü 20 ile yetişipti, 20-21 ilikti yetişipti. Evet. Edebilmeri mesela zavac yapsın mesela. Yani zavac projesini, evlilik projesini yapsın. Evlilik projesini de yapmak bugün mesela benim şerdancı illaçı uşaklarımda oğlan var, benim kızım da var. Mesela yarın bir gün kızımı cereç illaçı o seviyesinde birisine vereceğim misal. Ve onun için o insanları cereç indiden biz insanları iş bulmak zorundayız. Doğru. İş bulmak zordu Erbil'de. Niçin Erbil'de zordu? Çünkü bizim yabancılar çoktu. Yabancılar her fiyata işlerler. Evet. Ve aylıkta da mesela çok bir beyoz bir para bir memleketten aylık olarak çıkır. Evet. Onun için bizim uşaklar, bizim cahillar, bizim talebeler iş bulmakları şansı çok çok azdı. Benim projem bu de ki inşallah parlamento üyesini kazanmaktan sonra bizim bir böyle bir düşünek yoksa da bir böyle bir kanunu tef'il edek bizim yabancılar bir sıraya bir geçin işlemek seviyesinde avdaliyet. Mesela bizim gençler için olsun, bizim ülkede sahabeler için olsun. Misal mesela bugün Erbil çok bahalı bir şehirdi. Evet. Bahalıdı. Bir ev açarsa 300-400 bin liradan kirasından başlarsa bir 600 bin lirada bir masrafı var. O zaman insanlarımız bizim cereç en azından 1 milyon dinar insan eline düşsün aylık olarak. Ta ki geçsin, ta ki evlilik mesela projesini başarsın. Onun için bizler, ben mahkemeden başlayarak, bizim çok sıkıntımız var bunda. Boşanmak davaları çok çoktu. Üç payı işsizlikten gelir. Ben onu düşündüm, dedim ki, benim en güzel projem öz milletim için. O oran tabii oturumlar için de zaten menfaatlidir. Ben bu projeyi başarım, o bu projeyi sürdürürüm, o bu projenin sahibi olurum. Yabancılarsın orada bir kanuna bir geçmeliyek iş konularından ve iş sahiplerinden de fabrika sahiplerinden onları sıkıştırarak bir böyle bir kanun çıkacak ki bizim insanlarımızı işe alsınlar yabancılardan başka. Projemiz budur. Yani projeniz arasında sadece bu projeniz mi var yoksa birçok projeleriniz var mı? Efendim bu projenin çok detayları var. Detaylarından bahsetmek istemiyorum. Sizin zamanınızdan da fazla almak istemiyorum. Ama bu detayları çok çoktu. Mesela yarın yok bir şey. Mesela biz bu projeyi başarırsak edebilerek bir daim edebilerek bir menfaat insanlarımız yeni fabrikalar atsın. Doğru. Avantaj edebilerek bularsın sağlayak hükümetten mesela silfe diye mesela bizim gene de bir silfe de sağlamalıyak bizim yenci yevlersin misal. Onlar için de yani toplum affedersen toplum neden başlar? Toplum fertten başlar. Yani toplumun fertten başlar işte ben mesela 25 yıl binden evvel tek bir şahsıydım. Evlilik projesini başardım mesela bugün mesela ben 5 taneyim. Evet. Topluma getiririm. Toplum böyle çok olur. Düşman milletimiz bizim insanlarımızı tercih etmeliyek yevlenmeye.
Öz kızlarımızla evlenmeye, yabancılardan yok. Öz dilimizi kullanmaya. Çünkü toplumumuzu zaten yarını düşünecekte muhafaza etmek zorundayız. Evet. Mesela onun için yani ben bu projenin çok bir büyük bir proje görüyorum. Natayları da çok çoktu. Eğer oturursam teç natayları anlatırsam mesela çok bir zaman bulunur. Onun için mesela ben düşünüyorum eğer iktidara geçersek inşallah orada da tabii parlamentoda çok çok şeyler asan kar olarak bizim insanlarımızın yapabilirim. İnşallah. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz mesela oradaki seçimleri ve tabii ki de seçime katılım oranını, halkı, o heyecanı görüyor musunuz insanlarda katılımdaki? Efendim tabii bizim seçimimizin, Kürdistan seçiminin çok zorluklar içinden geçti. Zaten öndeki seçimde eğer zorlanmasa ben böyle düşünürüm başarırı. O yüzden o edimizde seçim yaparak. Malum da Cenab-ı Hüsnü'nün Irak'ta ve Kürdistan bölgesinde bizler siyaset çok türlü partilerden yaparak. Evet. O partilerin bazı iktidarda, bazı da iktidarda da eğer. Onun için bizim siyasetimiz herkese mesela o özüne göre olsun. Bir siyaset yapmıyor. Tabii bizim dincelerimiz bellidir. Ama bizler yani Kürt arkadaşlardan bugün bölünüpler. Onlar 2-3 rançtadılar. Her rançtan affedersen gerek onları insanları kazanak ve özümüzü de onlara kazandırak. Çünkü onlar bir araya gelmeseler de bir fikirde bizim arkadaşlığımızda ve bizim kabul etmekte onları gerek iktidara yani yoksa da ikna edek. Bizim seçim meselesi, seçim insanlarımız burada orada. Tabii seçim yapmalıyız çünkü insanlarımızı vakıa doğru ve şer'iyete doğru sürmeliyiz. Onun için biz orada gerek bir seçim yapılsın. İnsanlarımız çok güvenli seçime, hastan Erbil Türkmenleri olarak ve insanların da seçime çağırmalıyız cineden oy versin bize, ona göre ikna etmeliyiz cephaya. Peki şimdi siz biraz önce Irak-Türkmen cephesinden gerçekten çok güzel bir şekilde bahsettiniz ve bugüne gelmesi, geçmişten bugüne neler yaşadığı, neler gördünüz tabii ki de bu müessesede hepsini anlattınız. Peki bir gün hani bu Irak-Türkmen cephesi listesinde aday olacağım dediğiniz oldu mu? Ayrıca şu an adaysınız. Hisleriniz ve duygularınız nedir bu listede, bu müessesede Irak-Türkmen cephesini temsil etmek ve aday olmak? Tabii önceden çok ben sevindim sen bu sorunu bana sordun. Çünkü Irak-Türkmen cephesi benim yanımda çok bir büyük bir anlamı var. Irak-Türkmen cephesi bizim yanımızda Irak'ın teç, destek olan ve temsil eden bir hayatı. Hayatta ben mesela düşünmemiştim çünkü büyük idi bana göre. Ben Irak-Türkmen cephesinin adayı oldum. Ama bak bir güne vardım hamdolsun. O da demekte her şey imkanı var. Eğer milletinden sadık olursa, milletine hizmet ederse insanlar seni değerlendirebilir mesela. Benim için tabii çok bir büyük bir gururdu. Çok bir büyük bir şereftir. Türkmen olarak, Erbil Türkmen olarak, Irak Türkmen cephesinde hizmette bulunmak ve bir ferdi olarak ve Irak Türkmen cephesi beni uygun gördüğü için ve gördüğü zaman da beni aday gösterdi Irak Kürdistan parlamentosu için. Ben ona çok çok memnunum ve çok çok saygım da var ve belki çok çok bir büyük bir şans da yarın bir sürü uşaklarım hatırlar yani. Evet. Mesela çıkmasam da ama gene de bana çok bir büyük bir şeref katladı. Mane adı görsendi. Peki efendim süremizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Son olarak kendinizi ve aday numaranızı hatırlatmanızı rica etsek. Ben Şahin Velid Haydar. 1976 doğumluyum. 149 listemizde 10. teselsüldeyim. 10? 10'undayım. Doğru. 10. Peki efendim başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok memnunum. Sağ olun.
Sevgili Türkmen Televizyonu ve Seçme Doğru programı izleyicilerimiz, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bugün bizlerle birlikte Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi parlamento seçimlerinde 149 numaralı Irak Türkmen Cephesi listesinin 10 numaralı adayı Şahin Velid Haydar konuğumuzdu. Gelecek bölüm tekrar karşınızda olma ümidiyle hoşçakalın diyoruz efendim.